Yalnız yaz rehaveti gelmesin Müslüman kardeşlerimize. Yazın öyle bir düşünce oluyor. İşte yazın artık tatil başlamıştır. Dolayısıyla biz bir 3 ay kadar her türlü cihat faaliyetini, tebliğ faaliyetini bırakırız. Zaten yorulduk. Dolayısıyla tatilde dinlenmemiz gerekir gibi. Müslüman cihat yaptıkça dinlenir. Kur'an'a hizmet ettikçe dinlenir. Allah'a hizmet ettikçe dinlenir. Onu yapmadığında yorulur Müslüman. Dolayısıyla o dinlenme değildir. Böyle yanlış bir inanç olmasın. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Hastalığın ne zaman geleceği belli olmaz. Yani hastalık da bazen insanı ölüm raddesine getirir. Dünyadan geçittirir. Allah böyle bereket vermesinin, böyle güzellikler, huzur vermesinin, sağlık, sıhhat vermesinin nedeni insanlar iyi düşünmesi gerekir. Yani hikmetini iyi düşünmesi lazım. Dolayısıyla rehavete girmek işte tatil mantığımız diyor ya Cübbeli, biz diyor cami, cemaat yorulduk diyor, bir tatile gidelim diye diyor. Müslüman'da böyle bir şey olmaz. Yani samimi Müslüman'da, aklı başında bir Müslüman'da böyle bir şey olmaz. Ama Cübbeli onu söylüyorsa, onu cahilinden söylemiştir. Yani samimi düşünen bir Müslüman nasıl bir? Camiden insan yorulur mu? Cemaatten insan yorulur mu? Allah'ı anmaktan yorulur mu? Yemek yemekten niye yorulmuyorsun o zaman? Değil mi? Değil mi? Yani nefes almak gibidir. Müslümanın en büyük ihtiyacıdır iman ve Kur'an hizmeti. Dolayısıyla insanı dinçleştirir, açar. Gücünü ve şevkini artıran Müslüman berekete doğru gider, güzelliğe doğru gider. Hem Allah'ın rızasını kazanır, hem dünyada da ona bir bereket, bir ferahlık, bir iyilik isabet eder. Aksinde de içi fenalaşır, içi sıkılır. Yani mesela bak, Cübbeli camiden, cemaatten dedi, yorulduk, ondan sonra tatile çıktık dedi. Ama o tatili Allah ona zehir etti. Değil mi? O tatil yüzünden başına gelmedi, kalmadı. Tabii. Değil mi? Yani ne ızdıraplara düştü, ne acıların içerisine düştü. Demek ki cami ve cemaat asıl olan oymuş. Cami ve cemaat içerisinde eğer yorgunluk duymasaydı, ondan şevk alsaydı, ondan bir huzur alsaydı, güzellik görseydi, başına bunlar gelmezdi. Değil mi? Bak Cenab-ı Allah'tan orada bir ilahi tokat yemiş oldu. Dolayısıyla insan onları mutlu etmez. Allah'a hizmet etmek mutlu eder. Kur'an'a hizmet etmek mutlu eder. Konuda ayet-i kerime var hocam, evet. Malumunuz. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşlerinden boşaldığın vakit tekrar çalış ve uğraş mealinde. Tabii. Peygamberimize Cenab-ı Allah diyor, hayatın bütün yönlerinden çekil diyor. Ve arkasından bu ayet. Evet. Değil mi? Bakın işinden boşaldığında, yani işin bittiğinde yeniden başla çalışmaya diyor peygambere Cenab-ı Allah. Değil mi? Yani Müslümanın da aynı tarzda tavır içerisinde olması lazım. İnşallah. Onun için yani işte giderim havuzlarda 3 ay dinlenirim. Havuzda ne olur? Eğer Allah rızasını esas almıyorsan, gidiyorsan, Kur'an'ı unutuyorsan, İslam'ı unutuyorsan, orada seni aniden ölüm yakalarsa, nasıl açıklayacaksın onu Allah'a? Değil mi? Ya Rabbi ben tatil değil miydim diyeceksin. Yani Kur'an'ın neresinde var Allah'tan, Kur'an'dan, İslam'dan uzak bir hayatı tatil olarak görmek? Yani tatil, yani bir yere, bir beldede bile olsa Müslüman, yani bir yere gidilmez demiyorum ben, seyahat edilir ama yine Allah rızası için yapılır o ve orada da bütün gücüyle insan İslam'ı ve Kur'an'ı yaymak için gayret eder. İbadet hiçbir yere durmaz. Var gücüne gayret etmesi lazım. Allah'ın rızasının en çoğunu araması gerekir. İnşallah. İnşallah.